Ekrandan sık sık balık haberleri yapıyoruz. Mesela lüfer için şöyle bir haber yapmıştık, hatırlıyorum. Altınla yarışıyor demiştik fiyatı. Haklı çıktık aslında. Lüferin kilosu İstanbul'da bu hafta 200 lirayı buldu. Lüferin kilosu yaklaşık 200 lira geliyor. 150 ile 200 arası değişiyor. Oo, çok pahalı. Denizlerin paşası olarak bilinen lüferi artık tezgahlarda görmek çok zor. Gören de cep yakan fiyatlardan dolayı uzak duruyor. Yok, lüferi nerede? Rüyamızda buluruz artık lüferi. Balık az oldu mu fiyatlar artıyor. Her çeşit balıktan dolu dolu varken lüferden niye sadece 4 adet? Lüfer az geldiği için daha değerli ve daha az alıyoruz. Emekliyim, tutarsam yiyeceğim, tutamazsam yiyemeyeceğiz. Bu kadar basit. Şu oltanın ucuna lüfer gelse nasıl hissedersiniz? Çok mutlu hissederim kendimi. Lüfer balı paşa balı. Lüferin kilosu gram altında yarışıyor demiştik. Yarışı kazanan lüfer oldu. Şimdi ise lüferin kilosu çeyrek altında yarışıyor. Çünkü denizlerden lüfer çıkarmak çok zor. Kilosu 200 lira olan lüfer alır mısınız? 200 liraya kim alır? Kilosu 200 milyon olan. Bir kilo yemem de yarım kilo yerim. Fiyata bel oldu tabii, yiyemezsin zaten. Bayağı çokmuş yani. Aslında denizlerimiz bereketli. Envai çeşit balık var ama lüfer yok. Çünkü yavru çinekopların büyüyüp lüfer olmasına izin vermiyorlar. Lüferi kuruttuk. Avlanmayı yapamadık, iyi avlanma yapamadık. Bu sene çinekop olmadı, büyümedi. Ufak kaldı çift balıklar. Çinekop olmayınca lüfer de olmuyor. Çinekoplar ufak ufak tutuyorlar. Onu tuttukları için lüfer büyümüyor. Daha yemedim yani, tadını bilmiyorum. Hiç tatmamış. Veririm bir tane, onun canı olsun be, ayıp ediyorsun. Verirse ben de alırım. Buldum, alırım, lüferi kaçırmam diyorsun. Bedavayı da severiz, doğru söylüyorsun. Hadi var.